arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımızın eli sıcak suda yanmış ve biz bu arkadaşımızın elini iyileştirmeye çalışacağız. Önce ne yapıyoruz? Lavabomuzun içini soğuk suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Evet, soğuk suyla iyice doldurduktan sonra elimizi o soğuk suyun içine koyuyoruz. Biraz beklettikten sonra gerekli malzemelerimizi çantamıza koyacağız öncelikle. Bir tane merhem, bir tane bu çöplerden merhemi sürmek için bir tane makas ve yara bandı koyuyoruz. Sargı bezi. Evet, merhemimizi açıyoruz ve çöpümüzün üzerine sıkıyoruz. Evet, şimdi bunu yanan parmaklarımızın üzerine süreceğiz. Evet, iyice sürüyoruz. Ve geri dönüşüm kutusuna atıyoruz arkadaşlar. Şimdi yara bandıyla iyice yanan merhem sürdüğümüz yerleri sarıyoruz. Evet, makasla keselim. Bu parmağımızı da aynı şekilde. Evet, kestik. Evet. Ve son parmağımız. Evet, iyice sardık arkadaşlar parmaklarımızı. İşte kızımızın eli iyileşti arkadaşımızın. Şimdi gidip diğer arkadaşlara yardım etmemiz gerekiyor. Bakalım. Bakın, yardım ettiğimiz arkadaş artık bahçesinde mutlu mutlu oynuyor arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Aa, bu arkadaşımız da bu sıcak havada çok kalın giymiş ve sıcaktan patlıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu, bu arkadaşımızı serinletmemiz gerekiyor. Önce onu gölge bir yere oturtmamız gerekiyor. Hadi bakalım, şu ağacın gölgesindeki banka oturtalım onu. Ve üzerindeki kalın şeyleri çıkarıyoruz. Bu sıcakta şapka kaban giyilir mi? Hayır, giyinmez tabii ki. Değil mi arkadaşlar? Mevsimine göre giyinmemiz gerekiyor. Şimdi terini siliyoruz bir bezle. Terini de sildikten sonra biraz hava veriyoruz ona. Serinletiyoruz iyice. Oh. Evet, iyice serinledikten sonra soğuk bir su verelim ona biraz. Şimdi değil mi arkadaşlar? Çünkü soğuk içecekler her zaman insanları daha çok serinletirler. Evet, su için paramızı makinamıza atacağız şimdi. Evet. 3 liramızı makinamızın içine attık. Suyumuzu alıp arkadaşımıza vereceğiz ve serinleyecek. Kapağını açıyoruz ve suyumuzu veriyoruz. Ya böyle sıcak havalarda böyle kalın giyersen, güneşin altında oyun oynarsan böyle olur işte. Şimdi başka bir arkadaşımıza yardıma gidiyoruz arkadaşlar. Sıradaki bakalım arkadaşımız nasılmış. Şimdi buraya gidelim. Evet, bakalım. Bu kızcağız neden ağlıyor? Aa, olamaz. Merdivenlerden inerken ya da çıkarken, evet, sanırım saksıyı düşürmüş. Bacağı, kolları yaralanmış arkadaşlar. Hemen onu tedavi etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Of, ayağına buz koymamız lazım arkadaşlar. Şiştiği için. Evet, buzumuzu bardağımıza koyduk. Biraz su ekliyoruz ve bunu soğuk su torbası yapıyoruz. Yani buz torbasını hazırladık ve ayağının üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi şişini indirdik arkadaşlar. Şimdi sarıyoruz ayağını. Kesiyoruz ve biraz yükseltmemiz lazım. Onun için altına iki tane yastık koyacağız. Evet, ayağımız yüksekte. Şimdi kolları tedavi edelim. Gördüğünüz gibi mikroplar da var kollarında, kesildiği için. Hemen mikrobu kapmaması için yine bu çöpümüzü merheme batırıyoruz ve kollarındaki yaraları sürüp mikropları öldürüyoruz. Ve geri dönüşüm kutusuna attıktan sonra bir sargı bezi koyup iyice sarıyoruz. Evet, kolumuzu da tedavi ettik gördüğünüz gibi.
Bakalım bu kızımız iyileşmiş mi? Evet, iyileşti, yatağında dinleniyor artık. Şimdi diğer arkadaşımıza yardıma gidelim. Hadi bakalım. Şimdi buraya gidelim. Aa, bu arkadaşımız da parkta oynuyor. Parkta oynarken başına bir şeyler gelmiş. Bakalım. Oo, kulaklarına sinekler girmiş. Sanırım gözleri de hep kum tanesi olmuş. Hemen onun kulağındaki sinekleri çıkarıp gözlerini göz damlasıyla temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Evet, gözlerini açıp damla sürelim. İyice açıyoruz gözlerini ve damlamızı sıkıyoruz gözün içine. Evet, öbür gözümüzde sıra. Damlamızı sıkıyoruz. İşte gözlerimiz tertemiz oldu. Şimdi kulaklarımızın içine de sinek girdi. O sinekleri tek tek çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce bir ışıkla kulağımızın içine bakalım sinekler neredeymiş. Evet, şimdi sinekleri bulup yakalıyoruz. Bakalım başka nerede var? Burada da var. Burada da var. Burada da var. Bir tane kaldı. İşte burada. Evet, sinekleri de temizledik. İşte bu arkadaşımızı da iyileştirdik. Şimdi sıradaki arkadaşımıza gidiyoruz. Bakalım onun başına ne gelmiş? Evet. Doktorluk çok güzel değil mi arkadaşlar? Keşke hepimiz doktor olup insanlara yardım etsek. Evet, gördüğünüz gibi bu kız da bir ağaç çöpüyle arı kovanını kurcalamış ve arıları rahatsız etmiş. Arkadaşlar, arıları sakın kesinlikle rahatsız etmeyin. Yoksa böyle bize iğne batırırlar. Ama karışmazsanız hiçbir şey yapmaz hayvanlar bize arkadaşlar. Biz hayvanlara zarar vermediğimiz sürece hayvanlar da bize zarar vermez. İşte şimdi onun için bir ilaç hazırlayacağız. Bunu kabımıza koyup üzerine su ekleyeceğiz sanırım. Evet, su ekleyeceğiz ve bir pamukla arkadaşımızın kollarına, bacaklarına, yaralı yerlerine süreceğiz. Evet, iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra bir pamuğu batırıp şimdi arkadaşımızın yaralı yerlerine iyice sürüyoruz. Şimdi bacaklarını da temizledikten sonra, evet, şimdi sıra buz gezdirmede. Buralarda buz gezdireceğiz arkadaşlar. Evet, buradan da gördüğünüz gibi iyileşiyor. Sadece bacakları kaldı. Evet, son yaralarımız. Bundan sonra arılarla oynamak, arıları rahatsız etmek yok. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Yine like atabilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Çok güzel oyun videolarımız var. Sizinle birlikte daha çok güzel oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Hoşça kalın.